Herkese merhabalar, kanalıma ve dünyama hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz iyiyiz çok şükür. Böyle annemle açılış yapıyoruz. Yine arabadayız. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah herkes iyidir. Evet. Bayramı bitirdik. Bugün böyle bir İstanbul'a gidiyoruz. Başlıktan anlamışsınızdır. Neden gidiyoruz? Hemen bahsedeyim. Araba geliyor. Neyse, durdu. Şöyle, Hatem'in eşi Çağla İstanbul'daydı. O da beni geçen arada Hatem'le dedi ki Emoş, Çağla'ya gidip alalım mı İstanbul'dan dedi. Hem gezmiş oluruz dedi. Tabii ben hiç hayır der miyim? Tabii ki dedim, gidelim hem gezeriz. O yüzden öyle gidiyoruz yani. Aslında Çağla bize bir bahane oldu. Şimdi gideceğiz. İlk önce Çağla'yı alacağız, sonra İstanbul'da gezebildiğimiz kadar bugün gezeceğiz. Akşam mı olur artık, gece mi olur bilmiyorum. Kalmayacağımız kesin, dönüş yapacağız. Öyle, şimdi çıkıyoruz yola. Şimdi Hatem fırına uğradı, geldi. Fırından bir şeyler aldı. Merhaba. Ben de evden kahvaltılıklarımı aldım. Çünkü böyle şeyler yemediğim için yumurtamı falan aldım, haşladım. Öyle arabada kahvaltı yaparak gideceğiz. Neyse, çok konuştum yine. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Geldik, şimdi Balat'tayız. Çağla'yı da aldık. Şimdi geziyoruz, bakın göstereyim. Annem, Çağla, Hatem. Şimdi burada nereye gezeceğiz bilmiyorum. Burası neresiymiş? Şu arkamda şöyle bir bina var. Bakacağız şimdi. Gezmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi Cennet Mahallesi'ni çekildiği Balat evindeyiz. Balat'tayız. Şurası da şöyle. Şu merdivenleri belki dizi izleyenler hatırlar. Şu an burası Yunus'un evi dediler. Doğru yalan ben bilemem. Ben çünkü çok hatırlamıyorum. Şöyle kapısını göstereyim. Şöyle arkaya doğru da şöyle merdivenler var. Sanırsam şu gördüğümüz kafenin yan tarafı da Pembe'nin evi. Öyle yukarıya doğru çıkıyorum. Bakalım. Evet. Ay düşüyordum. Arkamda şöyle. Şimdi burada biraz fotoğraf falan çekeyim. Böyle değişik yazılar falan yazmışlar. Görüyor musunuz? Bir sürü yazı var. Ama çok eski. Şurada bir fotoğraf çekeyim ben. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi aşağıya indik. Böyle kafelerin falan olduğu o caddeye indik. Burada incir ağacı kahvesi varmış, çok meşhur. Oraya gideceğiz ama şu aşağı indiğinizde bile mis gibi kurabiye kokularıyla karşılaşıyorsunuz. Çok güzel. Bakalım, o yani şu arkamda bir tane vardı, çok hoşuma gitti ama incir ağacı kahvesi meşhur. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Bir oraya bakalım. Oraya gidelim bakalım nasılmış. Evet, incir ağacı kahvesine geldik. Burası ne? İncir ağacı, evet. Bakın, renkli merdivenlerin bulunduğu yerde şöyle. Kesinlikle çekinelim. Ama bence şeye girelim, çıkışta şey yaparız. Hadi gel Atem. Şöyle bakın duvarlarına. Şimdi giriyoruz. Ay çok güzel. Ha, şurada köşede masa var, oraya oturabiliriz. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi incir kahvesinde şöyle gözleme söyledik. Burada sanırsam ünlü. Şöyle oturuyoruz. Hani şimdi burada. Bebek uyutma çabaları. Küçük bir bebekle gezmeye çıktık. Ama bizi üzmüyor sağ olsun. Şöyle bir ortamımız var. Evet arkadaşlar, şimdi Eminönü'ne geldik. Aslında hiç gelmek istemiyordum. Çok kalabalık, çok trafiği oluyor diye. Ama geldik, çok da zorlanmadık. Rahat da geldik araçla. Şimdi İspark'ın otoparkını arabaya bıraktık. Eminönü meydanına doğru yürüyoruz. Sonra şey yiyeceğiz, balık ekmek yiyeceğiz burada Galata Köprüsü'nün altında. Bakalım. Mısır çarşısını gezmek istedi annemler.
Orayı gezeceğiz. Evet, orayı gezelim. Aynen. Merak ediyorum. Şeyi beğendik. Balat çok güzeldi. Beğendim. Çok hoşumuza güzel. Gitti. Çok o Cennet güzel. Mahallesi'nin çekildiği ev falan gayet iyiydi. Evet. Gençler de arkadalar bakın. Onlar güzel. Bebekli oldukları için. Yavaşlar onlar. Aynen. Bebek gezdiriyorlar. Vallahi bizdeki de iyice sert. 4 aylık bebekle İstanbul'u geziyoruz. Arkadaşlar geldik. Şimdi saçarsa şöyle bir lokumcuya girip buradan biraz annem lokum falan aldı evdekilere. Abi Lemre Ancile var da sen şu ablaya bakar mısın? Bir şey istedim. Şimdi Hatem'le Çağla oradalar. Onlar oluyorlar. Ceylin Hanım hiç durmuyor. Şöyle. Evet, hep bir sıcak istiyoruz. Hep böyle durması lazım. Hep böyle oklarsa iyice olur. Oklamazsa kötü. Şimdi buradayız böyle. Lokumları efsaneye yatırdılar. Müthişti yani. Görünüyor zaten arkam. Ama lokumları çok güzel. Gezelim bakalım. Evet arkadaşlar, Mısır Çarşısı'ndan çıktık. Zaten çok kalabalıktı. Orada o yüzden pek bir şey çekmedim. Zaten daha önce İstanbul'a geldiğimde de vlog çekmiştim. Orada Mısır Çarşısı var. Hatta yukarıya bırakırım, oradan izleyebilirsiniz. Hemen reklamını da yapayım. Neyse, şimdi Eminönü Meydanı'ndayız. Galata Köprüsü'nün altında balık ekmek yemeye gideceğiz. Yani burada biliyorsunuz meşhur. Daha önce geldiğimde de her geldiğimde yaptım. Yine yapacağım bunu. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Öyle. Bakın bizimkilere. Bakın Ceylin Hanım'a. Ondan iyisi yok. Keyfi keyfi kucakta geziyor. Şimdi gidelim balık ekmek yiyelim. Sonra bakacağız. Evet arkadaşlar, şimdi karşıya geçtik, Galata Köprüsü. Bakın hemen altında biliyorsunuz zaten balık ekmeğiyle meşhur. Biz de şimdi balık ekmek yiyeceğiz. Ben ekmek yemiyorum, ne yiyeceğim bilmiyorum. Bir gidelim bakalım. Şimdi gidiyoruz oraya. Evet arkadaşlar, geldik, şimdi balık ekmek yiyoruz. Şöyle, herkes balık ekmek, ben mecburen porsiyon yiyorum çünkü ekmek yemediğim için. Öyle oturduğumuz yeri de göstereyim size. Şöyle, gel abi, gel. Gayet keyifli. Hatem, dans etmek ister misin? Merhaba. Açık tabii. Evet arkadaşlar, şimdi Galata Kulesi'nden doğru geldik. Arabayı park ettik. Yine bir otopark bulduk. Bugün şanslıyız. Hemen otopark arabayı bıraktık. Şimdi yürüyoruz. Öyle. Şimdi Galata Kulesi'ni gezelim. İnşallah içine girebiliriz. Ben hiç girmemiştim. Daha önce geldiğimde de girememiştim. Çok kalabalıktı. Çok kuyruk vardı önde. O yüzden girmemiştim. Şimdi bakalım içine girebilecek miyiz? Evet arkadaşlar, şimdi Galata Kulesi'ne geldik. Şöyle. Şöyle hemen dibindeyiz. İçeriye girişe baktık, müze kartıyla 60 lira yani. 60 liraya müze kartı alıp girebiliyorsunuz ama ciddi bir kuyruk var. Hatta göstereyim size. Bakın şu gördüğünüz kuyruk bilet almak için. Bir bu kadar da şurada, şu sıranın hemen arkasında şurada giriş kuyruğu var. O yüzden biz girmeyeceğiz büyük ihtimalle. Şimdi buradayız, böyle bir yerlere oturup bir şeyler içeriz. Biraz fotoğraf falan çekiniriz, sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar, şöyle Galata Kulesi'nin yanındaki hediyelik eşya dükkanlarını geziyoruz. Şöyle sağımda, solumda görebilirsiniz. Anne şimdi geziyoruz. Çocuklar da bir yere oturmuşlar herhalde, bizi bekliyorlar. Ne baktın annem? Örmelere. Bakın böyle dükkanlar var burada, güzel. Ya şu da bakın mesela giriş kuyruğu. Ciddi bir sıra var yani. Biz o yüzden girmeyeceğiz. Bir de asansörle çıkıp merdivenle iniliyormuş. O yüzden çok güvenemedik. Şimdi çocukları bulalım ve bir yerde oturalım. Evet arkadaşlar, kumpirlerimizi aldık. Bakın karısının kumpirini de taşıyor. Centilmen erkek. Şimdi kumpirlerimizi aldık, şöyle sahile doğru iniyoruz. Burada oturacak bir yer bulup oturup bunları yemeye planlıyoruz. Şöyle Boğaz Köprüsü'ne bakar mısınız? Şimdi burada bir oturmamız lazım bizim. Bir oturalım, bunları yiyelim, bize afiyet olsun. Arkadaşlar, en son Ortaköy'de kaldığımız videoya Bursa'da evimizde devam ediyoruz. Ay vallahi o gün çok gezdik yani. Şu an nasıl anlatayım? İstanbul'dan gelmemizin üstünden 2 gün geçti. 2 gün boyunca video çekemedim zaten. Ve unutmuşum aslında yani. Ben böyle çok unutuyorum her şeyi. Kusura bakmayın öncelikle.
Videoyu kapatmayı aldıklarımı göstermeyi unutmuşum ve yine editlerken fark ettim. Neyse ki fark ettim. Allah'tan hiçbir şey açmamıştım. Böyle paketiyle duruyordu yani. Daha doğrusu bunları aldığımı da unuttum. İnanın ne var hepsine birlikte bakacağız ne çıkacak. Çünkü o gün çok farklı farklı yerlerden alışveriş yaptık. O yüzden unutmuşum. Zaten Ortaköy'den sonra bebeğe geçtik. Bebekte bir hemen böyle bir kahve içtik, bir çay içtik ve yola çıkıp Bursa'ya geldik. O yüzden Ortaköy'de vlog bitti. Bebekte bir şey çekmedim. Biraz şarj problemi de yaşadığım için. Şimdi aldıklarıma bakalım hemen. Şöyle görüyorsunuz nasıl paketlenmiş. Ben böyle otantik şeyleri çok beğeniyorum. O yüzden bu da çok hoşuma gitti. Bunu Eminönü Mısır Çarşısı'ndan aldım. Bu arada oradan aldığımız bir tek abime ve kardeşime aldığımız tesbihler vardı hediyelik. Onları verdik. Onları gösteremeyeceğim. Bir de Mısır Çarşısı'ndan lokum almıştık. Onları da yedik. O yüzden gösteremeyeceğim. Ama efsane yani. Gerçekten müthişti. Şimdi aldıklarımıza geçebiliriz. Şöyle bir adet. Bu çaydanlık ama süs için sanırım. Şöyle ben yani ben süs amaçlı kullanmaya aldım. Bakın çok güzel durmuyor mu? Ben bayıldım buna. İçine de bakayım. Evet içi boş. Bir bitki çiçeği falan değil. Şöyle süs için aldım. Böyle bir çaydanlığımız var. Demliğimiz. Sonra devam edelim. Bunu o kadar zor açtım ki anlatamam. Çok iyi sarmışlar. Şöyle bir şişemiz var. Görüyor musunuz? Şöyle. Şöyle tamamen taş. Bu böyle kolonya şişesi. Şöyle açılıyor. Gül suyu kolonya konulabilir içine. Böyle buradan açılıyor. Şuradan şöyle dolduruyorsunuz. Şu üst kısmında deliği var. Görebiliyor musunuz? İşte bu şekilde böyle kolonya şişesi diye aldım ben bunu. Böyle yanına da gold bir tane şekerlik gibi bir şey bulursam. Aslında bunun böyle olsaydı şekerli takım olurdu. Böyle eve kullanmaya bir de bunu aldım. Çok hoşuma gitti. Şöyle gül suyu falan mevlütlerle falan hani. Çok şık oldu. Yani çok hoşuma gitti. Onu aldık. Sonra burada ne varmış? Sen bari kolay açın. Şöyle nazar boncuklu 2 adet küllüğümüz var. Sonra şimdi diğerlerini de göstereyim. Çok da bir şey kalmamış zaten. Şöyle hemen açıyorum. Şöyle bir adet şu fincanımızdan var. Bir de bunun. Ya bunu iki tane aldım işte. Birini sardırttık, birini sardırttırmadık. Şöyle biri yeşil saplı. Şöyle üstte İstanbul yazıyor. Bir de sarı saplı. Aynısı yine nazar boncuklu böyle. Bunların şu tutma yerleri falan çok hoşuma gitti. Şöyle. Bir de bunları aldık. Yani ev alışverişimiz bu kadardı. Dediğim gibi onun dışında işte abimle kardeşime tesbih aldık. Bir de lokum aldık. Onları da yedik. Öyle İstanbul alışverişimiz de bu kadardı. Ama güzel gezdik, güzel eğlendik. Umarım siz de güzel eğlenmişsinizdir bizimle birlikte. Annemle müthiş gezdik yani. Çok iyi oldu. Özellikle Balat'a bayıldım. Balat'ta yani eğer yolunuz İstanbul'a düşerse veya oradaysanız zaten biliyorsunuzdur. Bence Balat'a gidilmeli. Balat çok güzel. Ben geçen gittiğimde gitmemiştim. Ama sonra çok pişman olmuşum fotoğraflarını gördüğümde. Bu sefer dedim ilk Balat'a gideceğiz ve öyle de yaptık. Neyse böyleydi işte. Güzel, keyifli bir gün geçirdik. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, videomu beğenirseniz beni daha da mutlu edersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.